Herkese selam dostlar. Bu akşam Futbol Menajer 2023'te çok uzun süredir beklediğimiz ara transfer güncellemesi geldi. Büyük bir güncelleme 2 GB civarında. Ara transferleri kapsıyor, ufak tefek düzenlemeleri kapsıyor. Yani bu zamana kadar hepimizin gözle görülür hatalarına değindiklerini düşünüyorum. Umarım birazcık daha iyileştirmeler sonuç verir. Şimdi sizinle birlikte çok uzatmayacağımız, kısa tutacağımız, inceleme videosu şeklinde e, güncelleme notlarına bakacağız. Sonrasında Süper Lig'deki takımların oyuncularının inişlerine çıkışlarına, mevcut profillerine bakacağız. E, tabii karşılaştırma yapmayacağım. Eski halini zaten biliyorsunuzdur. Yeni halini göstereceğim. Örnek veriyorum. Güncellemeden sonra Icardi şu profilde, ya da işte Ener Valencia şu şekilde diye göstereceğim. Hepiniz Artık hangi oyuncuyu merak ediyorsanız görmüş olursunuz. Şimdi ben buradan ekrana yansıtayım. Ben de henüz hiç okumadım. Sizinle birlikte okumuş olacağım. 23.3 güncellemesinde değişiklikler şunları içer içeriyor ancak bunlarla sınırlı değildir diyor. Miles amca bize güncelleme sunarken bile e, küçük e, detaylar veriyor yani ben size söylediklerimi oyunda göreceksiniz ama bir de söylemediklerim var gibi bir şeyler diyor galiba. Kararlılık, çökme düzeltmeler falan filan diyor. Bunlar zaman zaman hepimizin başına gelen crash hataları olur herhalde. Sahanın belli alanlarındaki kötü dokunuşların sebep olduğu hataları düzeltme yapıldı diyor. Orta yapmak için düzgün bir şekilde hazırlanamayan defans oyuncuları ile düzenlemeler yapılmış. Defansın uzun toplara verdiği tepkiler evet yani böyle armut gibi dururken bir zıplıyor, bakıyorsun top nerede, öbür adam gitmiş, kendi kendine zıplıyor falan böyle. Muhtemelen onu kastediyorlardır. Hücum oyuncularının kontra ataklarını desteklemek için hızlı hareket etmelerini sağlayan ince ayarlamalar yapılmış. Yani daha fazla kontra ataktan pozisyon yakalayabileceğimizi anlayabiliriz. Yapay zeka menajerlerinin farklı orta saha rolü kombinasyonu kullanmalarında iyileştirilmeler yapılmış. Yani aslında bu güzel bir şey umarım daha da efektifleşir. Sonuçta boşuna bir yardımcı antrenör almıyoruz. Onu saman gibi bizim e, taktiğimizin dışında oynat dediğimizde dümdüz şeyler oynatmamalı. Onlardan da biraz farklılıklar görebilmek oyuna renk katar diye düşünüyorum. Standart stoperin defansif orta sahanın uzun kale vuruşlarındaki pozisyon hatalı. Genelde hep böyle pozisyon hatalı. Defans esnasındaki geri çekilmeler diyor hep vurguluyordum ya son maçlarda özellikle. Mesela tek başına bir bek oynatıyorsunuz. Kanatlarınız yok. Orta sağırlıklı bir taktiğiniz var. Bu sefer ne oluyor? Bekleriniz tek başına karşılarken karşısına rakip ikiye bir falan yapmaya çalışıyor ama bek çok ilginç bir şekilde farklı yerlere gidebiliyor. Yani karşılamayı düzgün yapmıyor ya da oyuncu farklı yöne giderken bek farklı yöne çekilebiliyor. Bunlar tabii Uzun vadede gözlemlediğim şeyler. arada falan filanlar var Yapay Zeka takımları için geliştirme kiralamalarına ince ayarlar yapılmış. Fixtür planlamasına dokunmuşlar. Düz iç sağ veya deplasman Hani 3 tane iç sağ 4 tane deplasman oynadığımızı dokunmuşlardır Belki de çünkü ben bu anlamı çıkartıyorum. yedek oyuncu kuralları güncellenmiş. Neyse şimdilik burada bunları görelim. E, tabii ki bunlar güzel. Neden? Hep bizim sistem ettiğimiz işte defans niye durduk yere zıplıyor? Kanat niye geri geri saçma yerlere çekiliyor? İşte hava topunda niye bunlar oluyor? Pozisyon almalardaki hatalar. Yani bariz ve sürekli tekrar eden hatalara dokunuşlar yapılmışsa evet yerinde hamleler diyebiliriz. Şimdi ben Süper Ligi e, başlamak başlamak istiyorum incelemeye. Önce liderden başlayalım Galatasaray'dan. Galatasaray'da merak edilebilen profilleri birazcık inceleyelim. Okan Buruk'tan başlayalım. Bu arada güncellemenin etkili olması için yeni kariyer başlatmanız şart. Okan Buruk'un profili bu şekilde. Oyunculara geldiğimizde Galatasaray'da en değerli oyuncu Nikola Zanayalo gözüküyor. Oyuncunun profili gayet zihinseli ve fizikseli çok iyi durumda. Tabi tekniğine de bir şey demek pek mümkün değil. Güzel bir profille Galatasaray'da oyuncu. 15 milyona geliş. Mevcut fiyatı da 30-38 milyon arası gözüküyor Zaniolo'nun. İkinci sırada Mauro Icardi var. Gerçekten düzünelerce gol atabilecek bitiricilik ve zihinsele sahip bir profille karşımıza çıkıyor. Arjantinli. Sonra Raşitsa'ya geçtik. Raşitsa'nın da profili 25 yaşındaki oyuncunun. Yani iyi, güzel bir profil. Hele ki Türkiye standartlarında gayet verimli olabilecek diye düşünüyorum. Sasha Boy var. Onun da yine fizikseli ve zihinseli çok kuvvetli. Gerçekten Galatasaray kadrosu sadece kağıt üzerinde değil. Gerçekte yaptıkları etkiyi oyunda da gösterilen bir durumda. Tabii şöyle bir şey de olabilir. Bu profiller düzenleme aldığı için... Örnek veriyorum dayanıklılık 1-2 puan yükselirken X konu 1-2 puan düşmüştür. Genç oyuncu Yunus Akgün'e bakalım. Yunus Akgün'ün yine kanatta etkili olabileceği özel yeteneği hızı hızlanması dahil edilmiş. Orta sahadaki dinamizm Lucas Torreira'nın muazzam bir çalışkanlığı, cesareti ve agresifliği var ama hızı ve gücü gayet zayıf kalmış. Yani gerçi önceki profilde de böyle miydi bilmiyorum ama Sanki güç biraz daha yüksek olabilirmiş fakat diğer özellikler gayet yeterli ve güzel. Kerem Aktürkoğlu profiline de girmiş olduk. Şöyle sizlere bunu da göstereyim. 6-8 milyon arasında oyuncu. Benim Galatasaray'daki en beğendiğim sezon başından beri altını çizdiğim Sergio Oliveira tam bir maestro profili var kendisinin. Muhtemelen Galatasaray'ı yönetiyor olsam hiçbir maç çıkarmayacağım ya da her maç dahil etmek isteyeceğim bir profil oyun anlayışı ve oynayışı var oyuncunun. 30 yaşındaki oyuncunun da profili bu şekilde. Yeni gelen Kaan Ayhan'ı göstermek gerekirse onu da gösterelim. Oyuncu 27 yaşında ve böyle bir profile sahip. Vafetin bir de profili böyle gördüğünüz gibi. Ve Nando Mustera'nın tecrübeli eldivenin profiline bakıyoruz. Bir adet Victor Nelson yani hızlanması bana göre kötü ama zihinseli de kuvvetli bir oyuncu. Zaten oyun içerisinde de farklı ülkelere kolayca transfer yapan bir profil. Son olarak da başka bir tecrübeli ayak gol ve gol attıran bir isim. 35 yaşındaki Mertens'e de bakıp burada noktalıyoruz Galatasaray'ı. İkinci olarak George Jesus'un yaşı, 67 yaşındaki tecrübeli teknik adamın profili çok şahane gözüküyor. Sonrasında Fenerbahçe'ye geldiğimizde en tepede Arda Güler var. Arda Güler'in fizikseli başlangıçta bu kadar kötü müydü ya? Güç 4, vücut zindeliği 7, dayanıklılık 6 yoksa bu benim yeni açtığım data ile mi alakalı yoksa gerçekten bir düşürme mi var profilde anlayamadım. Tabi diğer taraflar biraz kuvvetlenmiş gibi ama fizikselin bu kadar küçük gözükmesi benim pek hoşuma gitmedi açıkçası. Hemen İrfan'a bakalım. İrfan da oyun içerisinde hem etkili olan hem de kolay transfer yapanlardan biri. Ee, teknik, pas, dripling, ilk kontrol, özel yeteneği çok kuvvetli bir oyuncu. Daha sonra tüm Fenerbahçelilerin arı gibi çalıştığını kabul ettiği genç yetenek her yerde oynayan oyuncu. Ferdi'nin profili hep standart bir profilde gidiyor. Hep büyük iş yapıyor ortalama profiliyle. Geldik Atilla Salahi'ye. Atilla Salahi bu sezon ee, bence ilk sezona göre bir tık daha altında oynuyor ama yine ideal bir profil var ve sakatlıktan arınamayan artık ne zaman nasıl iyileşecek, iyileştikten sonra futbola mı dönecek yoksa spor yorumculuğuna mı geçecek diye merak ettiğimiz Luan Peres'in mevcut profili yine bir diğer sakatlardan büyük para yani pahalı sakatlardan Joao Pedro'nun profiline geliyoruz gerçekten. Joao Pedro'nun oyun içerisindeki profili ve etkinliği çok yüksekti ilk dönemde de. Ama bence bu kadar uzun süre oynamayıp oynadığında da etkili olamayan bir profil biraz daha kısılabilirmiş diye düşünüyorum. Bir başka çalışkan isim Crespo cesaretinin 20'li olmasıyla göz önüne çarpıyor. Joshua King'e geldik. Birazcık bal yapmayan arı gibi olsa da yine fizikseli ta Bormund zamanından beri çok yukarıda hız hızlanması hep yüksekte oyuncunun. Geldik Batshu-Gole. Batshu-Gol yani birazcık kafa yok gibi gözüküyor şu anda mevcut zihinsel profiliyle. Hızlanmasının 11 olması falan. Sanki Batshuayi'nin bu sezonki gösterdiği performansa uymayan bir profil bence. Geldik sol bekte oynayan, sol açıkta oynayan, o arada orta sahada oynayan, cefakar, eski Rizeli Lincoln'e. Yani teknik açıdan çok yüksek yapılmış ama yine yazık kafana denilecek bir zihinsel yapılmış. Tabi bu arada şöyle de diyebilirsiniz. Ya hocam bu zaten oyun başında da böyleydi. Güncellemeden sonra pek bir şey değişmemişti diyebilirsiniz. Bu da kabulümdür çünkü hiç hatırlamıyorum sezon öncesiyle şu anki durumu. Ben sadece bu kadar zaman ligi izledik, bu kadar zaman oyuncuların performansını gördük. Sanki Lincoln'un e, zihinseli bu kadar kötü değil ya da bu kadar kötü yansıtılmamalı şu güncelleme ile birlikte. Bunları söylemeye çalışıyorum. Diago Rossi'nin mesela... Hani yani... Bir var bir yok diye nitelendiriyorum ben kendisini. Altay'a bakalım. Bu sezon düşük performans gösteren, zaman zaman eleştirilen... Fenerbahçe'nin kaptanı Altay. Topsuz alan 3. Bazı çok sırıtan özellikleri de var burada. Konsantrasyon 8 mesela. Yani lider bir oyuncunun konsantrasyonu 8 olmamalı. Tabii bu gerçekte de yansıyabiliyor. Çok defa hatalar yaptı. Kötü zamanlar geçirebiliyor bu sezon. Ve geldik yeni transfer büyük paraya verilen Jayden'a. Jayden'da da böyle bir profil yapılmış. Ve krala gelelim. Ener Valencia. Kuvvetli bir zihinsel. iyi bir fiziksel. Bitiricilik sanki biraz daha şöyle 15 çıtır çıtır 15-16 olabilir miydi? Yani. Ama 14'te fena değil. Hani arada kaçırıyor da baktığımız zaman. Hani bazı noktalarda küfürle çalışıyor diyoruz ya. Bunu yaşatıyor bize. Miha ise bakalım hızlıca. Zayt'sın yine teknik bir orta saha profili yapılmış. Şurada bir Jojino var. Jojino Güney Kore'den. Belki de Kim Min tarzı yükseliş yapar mı diye beklediğimiz genç bir yetenek. Barça'dan alınan, kiraya verilen Emre Demir'in profili. Geldik Beşiktaş'a Beşiktaş'ın en tepedeki oyuncusu Amir Hadzahmetoviç oldu. Konya Spor'dan transfer edilen oyuncu her zaman profiliyle Süper Lig'deki orta seviye bir iyi yani Süper Lig'i çıkaracak bir orta saha diyebiliriz. Jetson Fernandez'in mevcut profili. Çok da zaman kaybetmek istemiyorum. Sizler zaten kendinizde yeni açtığınızda bakarsanız sadece kilit isimlere bakmaya çalışıyoruz. Vincent Tabu bakar. Uzun süre sakatlık yaşayan Raşit Gezzal'ın profili çok çok iyi gözüküyor. Burada bir Deli Ali. Hızlıca Arthur Masuaku'ya bakalım. Sanki hız hızlanma 14 bandında olabilirmiş. Yeni gelen Omar Koley Bu arada ben Omar Kolei'yi beğenirim. Fena gelmez yani lig bazında söylüyorum. Oyun içerisinde kullanmadım ama. Ve bu ara Beşiktaşlıları mutlu etmeyen Jackson Muleka. Aten Kudu'ya koşsun profili. Hız hızlanma 17. Ama karar alma yok, kararlılık yok, konsantrasyon yok. Sadece koşar enkudu yapmışlar. Sıkça forma şansı bulan, zaman zaman bekte, zaman zaman orta sahada oynayan Tayfur Bingöl. Yılların tecrübesi bir sezon daha Beşiktaş'ta sözleşme inlemesi beklenen Necip'in profili. Krespovari bir profil olmuş. Atiba dedemizin profili gerçekten kocaman bir zihinseli var. Ama hız hızlanma bitmiş yürüyerek geziyor dedemiz. Ve geçtik Trabzonspor'a. Trabzonspor'da e, en tepede kimi görüyoruz? Naci Ünvar'ı görüyoruz. Naci yani bence Trabzon'da çok efektif oynamadı ama yani profili de ortalama diyebiliriz. Çünkü ben profillerde genelde bazı özelliklerin çok düşük, bazılarının çok yüksek olması beni mutlu etmiyor. Yunan oyuncu Tasos Bakesatas ciddi bir yükselişi var profilinde. Önceki senelere göre Alanya'dan bu yana diyorum. Ve Maximiliano Gomez gerçekten iyi bir bitirici forvet rolünde. Kaleci Uğurcan Çakır, kanat oyuncuları Trezeguet ve Yusuf Yazıcı. Yani aslında Yusuf Yazıcı gibi yetenekli bir oyuncunun ben istenileni veremediğini düşünüyorum. Bu sezon bazında. Jean-Philippe Gubamin yine savaşçı bir orta saha. Büyük profil Yunan'ı gördükten sonra şimdi küçük Yunan'ı görüyoruz. Siopis boyu küçük olabilir ama oyuna etkisi çok büyük oluyor gerçekten. O da Torreira tarzı iyi bir dinamo. Umut Bozok. Ortalama bir forvet. Yedek bir forvet. Yani aslında bekledi, daha fazlasını beklerdim ben Umut Bozok'tan. Yerli Messi, Abdülkadir. Enis Bar diye bakalım. Tecrübeli ve ayağına geldiğinde oyunu çok iyi kuran, çok iyi paslar çıkaran Marek Hamšík. Talihsiz sakatlıklar yaşayan tecrübeli ve kaliteli isim Edin Vişça. Mark Bartra'ya bakalım ki Mark Bartra'nın güzel bir profili var. Bir de Dorukan'a bakarak Trabzon profillerini de tamamlamış olalım. Başakşehir'e transferlerden biri Eden Karatsev. Böyle bir profile sahip. Ve <laughs> Diriliş Ertuğrul, Payitaht, Abdülhamit falan e, o dizilerden sonra fırsat buldukça futbol oynayan Mesut Özil'in mevcut profili. Yani buralardan silip buralara eklenmiş bir profil çok enteresan. Yani şu güncellenmiş şu haliyle ka kariyerde kullanmak acaba nasıl bir sonuç verir açıkçası merak ediyorum. Evet dostlar mevcut profilleri olabildiğince göstermeye çalıştım. Tabii ki e, oyun içerisindeki yazılan değişiklikleri oynadıkça göreceğiz, tespit edeceğiz, bakacağız. E, umarım etki etmiştir bu güncellemeden sonra. Çok bariz hatalar, özellikle defanstaki hatalar. Çok can sıkıcı oluyor yani çok üst düzey bir oyuncu alıp koyuyorsunuz ama Hatalar tekrar etmeye devam ettikçe Yani 3 milyonluk oyuncu da aynı hata yapıyor 30 milyonluk oyuncu da aynı hata yapıyor Bir yerden sonra sıkmaya başladığı için umarım bunlar Daha net bir şekilde Yansır ve düzelmiştir Bazı profilleri göstermeye çalıştım muhtemelen Eksik kalmıştır muhtemelen bazı merak ettiklerinizi gösterememişimdir Dediğim gibi bu sadece Güncellemenin geldiğini göstermek Güncelleme notlarına bakmak ve büyük takım ve ligimizdeki ilk 4 ilk takımdan bazı oyunculara bakmak şeklinde olacaktı. Çok da uzatmak istemedim. Burada noktalayalım. Kariyer konusunda şöyle bir şey söylüyorum. Milan kariyeri muazzam derecede artık itici mi geliyor ya da ilgi mi çekmiyor? Hani kimsenin izlemediği bir hal aldı. Tabii bu Milan kariyeri değil, Jorniman kariyeriydi. 7. sezonu bitiriyoruz. 7. sezonla birlikte de kariyeri sonlandıracağız. Artık 40 bölüm falan olmuş olacak. Onu da hafta sonu bitiririz. Yeni hafta, yeni kariyer, yeni macera, yeni eklentilerle, kendimizin eklediği sistemlerle çok dolu dolu başlayacağımız bir kariyer sizleri bekliyor olacak. Umarım daha çok keyif alırız. Umarım birlikte güzel bölümler devam ettiririz güncelleme beni de heveslendirdi açıkçası. Çünkü ben de rutine tekrara aynı pozisyonları, aynı hataları, aynı golleri gördükçe yani yavaş yavaş insan uzaklaşıyor. Umarım hepimiz için güzel bir yenilenme, güzel bir güncelleme olur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.